O süreç çok zorlu bir süreçti. Yani halk arasında güzel bir dayanışma ruhu vardı, güzel bir birlik beraberlik vardı. Siyasetten de legal alanda hep yeniydi. Yani hep Halkın Emek Partisi yeniydi. Gazetelerimiz yeni çıkıyordu. Baya bir şey vardı, bir çalışma yoğunluğu vardı, bir birlik beraberlik ruhu vardı. Bu birebir yaptıkları faili meçhul, aslında faili meçhul değildi ama faili meçhul cinayetlerle bu birlik ruhunu, bu direniş ruhunu kırmaya çalışıyorlardı. Kendilerince kısmen o süreçte de başarılı oldular. Yani gerek gazetenin bombalanması olayında olsun, gerek gazetenin defalarca kapatılması durumunda olsun, gerek siyasetçilerin, aydınların, gazetecilerin, sanatçıların, yani her birinin kendi çapında mağdur edilişi olsun. Ama nedir sonuç ne? Evet, o süreçte çok zorlu bir süreçti. Kimin ne zaman öleceğini bilmiyorduk. Yani kimse kendi can güvenliği yok. Yani hepimiz bir can güvenliğimiz yoktu. Tedirgindik, korkuyorduk, çekiniyorduk. İnsanlar dışarı çıkamıyordu. Buna rağmen de hiçbir zaman insanların ruhunda mücadele ruhu kırılmadı yani. Geri adım atılmadı. O süreçte işte böyle bir süreçti. 9 Ağustos sabahı Hüseyin abim işe giderken, abimle beraber iş yerinde çalışıyorlardı dükkanda. Yani biz hem bekliyorduk hem beklemiyorduk. Yani birçok gazeteci katlediliyordu. Yani yönelimler vardı. Ona da söylüyordu arkadaşları, çevresi, hepimiz söylüyorduk dikkatli ol falan. Yani biraz şey yapsan, hani ne yapabilirim diyordu. Ya kaçacağım ya yazacağım yani. Ben de kaçmayacağım, yazacağım yani. Ellerinden geleni ardlarına koymasınlar. Ama bu kadar çabuk katledileceğini bilmiyorduk. Beklemiyorduk daha doğrusu. Yani Ceylanpınar gibi bir yerde Hüseyin Deniz gibi birinin vurulması, yani çok büyük bir olaydı. Büyük bir faciaydı. Yani vurulduğu sabah adeta dünya başımıza yıkıldı. Yani biz çok kötü bir duruma düştük. Ama yıllardır bizim ailemiz, yani çocukluğumuzdan beri siyasetin içinde, Kürt hareketinin bilincinde, Kürt halkının varlığının, yani getirdiği yükün, her şeyin bilincinde olduğumuz için gayet sükunetle karşıladık. Yani üzerimize düşen neyse onu yerine getirmeye çalıştık. Acımızı yüreğimize gömdük. Yani acımız 31 yıldır dinmedi. O acıyla yaşıyoruz. Ama nedir? Bizi bu acıyla dinç tutan nedir? Yani birlik, beraberlik ruhudur. Bizim inancımızdır. Bizim davaya bağlılığımızdır. Bizim şehidimize olan saygımızdır. Onun yoluna olan bağlılığımızdır. Kişiliğini anlatacak olursak, biz o süreçte, ben o süreçte 25-26 yaşlarındaydım. Hüseyin çok farklı bir insandı. Yani hiçbir gün yüksek sesle hiçbirimizle konuşmadı. Hiçbir gün hiçbirimizin kalbini kırmadı. Hiçbir gün hiçbirimizle bir sorun yaşamadı. Ki ne ailesiyle, ne Ceylanpınar halkıyla, ne sağcısıyla, ne solcusuyla. Ceylanpınar'da herkesin tarafından sevilip sayılan bir insandı. O kadar, o süreçte de bütün Kürt aydınlarını, Kürt siyasetçilerini, Kürt gazetecilerini, yani o süreci baltalamak için böyle aydın beyinleri öldürmekte çözüm bulmuştur yani. Faili meçhul Peki. cinayetler devletin ve Kürt sorununa bağlıdır. Yani ne zaman Kürt sorunu çözülürse faili meçhul cinayetler de aydınlanabilir. Kesinlikle susturulmadı. Yani eğer o süreçte Hüseyin Deniz ve diğer değerli yoldaşları katledildiği süreçte, eğer Kürt basını susmuş olsaydı, Kürt medyası susmuş olsaydı veya Kürt hareketinin sesi kısılmış olsaydı, o zaman düşman hedefine ulaşmış olacaktı, Hüseyin'i katletmiş olacaktı. Ama nedir? Hüseyin'den sonra binlerce gazeteci yetişti, ondan sonra siyasetçi yetişti. Yayın kurumlarımız açıldı, gazete başka isimlerle olsa bile gazete yayın hayatına devam etti. Sizler varsınız, değerli dostlar var, değerli arkadaşları var. 31 yıldır Hüseyin yaşatılıyorsa, her yıl dönümünde anılıyorsa Hüseyin Deniz ölmemiştir, yani yaşıyordur. Ki davaya bağlılığı da bunu gösteriyor. Yani harekete bağlılığı, mücadeleye bağlılığı, Kürt halkının özgürlük mücadelesine bağlılığı bunu gösteriyor. Yani
Eğer Hüseyin'i katlettiklerini düşünüyor olsaydı, hani şimdi katledilmiş oldu, tamam fiziken aramızda değil ama ruhen aramızda. Şu anda biz Hüseyin'i konuşuyoruz. 31 yıldan sonra bakın siz Hüseyin'i anmaya çalışıyorsunuz. Biz Hüseyin'i konuşuyoruz. Hüseyin fiziken aramızda değil ama ruhen, bilinç olarak, beyniyle, mücadelesiyle, davasıyla her zaman yaşıyor. Hem yüreğimizde, hem halkının yüreğinde, hem tarihte, hem Kürt ulusal basında, medyasında, her alanda Kürt mücadelesinde Hüseyin yaşıyor. Yani biz onunla gurur duyuyoruz ve sonuna kadar da onun mücadelesinin takipçisi olacağız.